Kredi kartınızın sizi zengin edebileceğini biliyor musunuz ya da tam tersi sizi borç batağının en derinlerine sürükleyebileceğini? Bugün cebinizdeki bu küçük plastik kartın hayatınızı nasıl değiştirebileceğini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Türkiye'de kredi kartı kullanımı son yıllarda adeta patlama yaşadı. Bankalar arası kart merkezi verilerine göre 2023 yılında kredi kartı sayısı 85 milyonu aştı. Bu neredeyse her yetişkinin en az bir kredi kartı olduğu anlamına geliyor. Peki bu kartları gerçekten akıllıca kullanıyor muyuz yoksa farkında olmadan finansal geleceğimizi tehlikeye mi atıyoruz? Kredi kartı kullanarak sadece alışveriş yapmaktan daha fazlasını başarabilirsiniz. Bu videoda kredi kartlarını nasıl doğru kullanabileceğinizi, borç batağına düşmeden nasıl faydalar sağlayabileceğinizi adım adım inceleyeceğiz. Bölüm 1: Kredi kartlarının cazibesi ve güvenli kullanımı. Kredi kartlarının temel işleyişi Kredi kartı, size belirli bir kredi limiti tanıyan ve bu limit doğrultusunda alışveriş yapmanızı sağlayan bir finansal araçtır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bu kredi limitinin size ait olmaması, banka tarafından size ödünç verilmesidir. Yani her harcamanızla birlikte borçlanıyorsunuz ve bu borcu ne kadar erken kapatırsanız o kadar az faiz ödüyorsunuz. Eğer sadece minimum ödemeleri yaparsanız biriken faizlerle birlikte borcunuz katlanabilir. Kredi kartı borçlarının en büyük tehlikelerinden biri faizin nasıl işlediğinin tam olarak bilinmemesidir. Türkiye'de birçok kişi kredi kartı borcunun faiz oranını ve bu faizin günlük olarak işlendiğini bilmeden yalnızca minimum ödemeyi yaparak farkında olmadan yüksek miktarda borçla karşı karşıya kalıyor. Doğru kredi kartı kullanımı için ilk adımlar. İlk adım olarak kredi kartınızı nasıl kullanmanız gerektiğini bilmeniz çok önemlidir. Kartınızın sözleşmesini okuyun ve koşullarını dikkatlice inceleyin. Hangi durumlarda faiz ödeyeceğinizi, gecikme durumunda ne gibi cezalarla karşılaşacağınızı bilmek, finansal sağlığınızı korumanız için kritik bir adımdır. Faiz oranlarını anlamak, nakit avans kullanımındaki riskleri bilmek ve ödeme planınızı buna göre düzenlemek uzun vadede size kazanç sağlar. Ödeme disiplini oluşturun. Türkiye'de kredi kartı borçları özellikle gecikmiş ödemeler nedeniyle birçok kişinin kara listeye girmesine neden oluyor. Oysaki kredi kartı borçlarınızı zamanında ve tam olarak ödemeniz hem bankalarla olan ilişkinizi güçlendirir hem de kredi notunuzu yükseltir. Türkiye'de bankalar kredi notu yüksek olan müşterilerine daha uygun faiz oranları sunar ve kredi limitlerini artırma eğilimindedir. Bu da uzun vadede daha fazla finansal esneklik sağlayabileceğiniz anlamına gelir. Devam eden diğer bölümlerde kredi kartıyla borçlanmadan nasıl avantajlar sağlayabileceğinizi ve kredi kartlarını en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmeye devam edeceğiz. Bölüm 2: Kredi kartı kullanımında faiz ve ücretlere dikkat etme. Bir kredi kartını bilinçli kullanmanın en önemli adımlarından biri faiz oranları ve kartla ilgili olası ek ücretler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Kredi kartları doğru kullanıldığında finansal hayatınıza büyük kolaylık sağlayabilir. Ancak kontrolsüz kullanım faiz tuzağına düşmenize ve borçlarınızı ödeyemeyecek duruma gelmenize neden olabilir. Bu bölümde Türkiye'de kredi kartı faiz oranları ve ek ücretlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Faiz oranlarını ve ücretleri anlamak. Kredi kartı faiz oranları Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen sınırlara göre değişiklik gösterebilir. Genellikle kredi kartı faiz oranları, kredi kartı borcunun zamanında ödenmemesi durumunda devreye girer. Eğer borcunuzu düzenli olarak ödüyorsanız, faiz ödemezsiniz. Ancak yalnızca minimum ödeme yapıyorsanız, kalan borcunuza faiz işler. Bu yüzden, borcunuzu mümkün olduğunca her ay tam olarak ödemek, faiz ödemekten kaçınmanın en etkili yoludur. Kredi kartı kullanıcılarının bilmesi gereken bir diğer önemli konu, yıllık ücretler ve işlem ücretleridir. Birçok kredi kartı, yıllık kullanım ücreti veya yurtdışı işlemler için ek ücret talep edebilir. Türkiye'de bazı bazı kartlar bu yıllık ücreti talep etmezken bazıları daha yüksek avantajlar sunan kartlar için yıllık ücret talep edebilir. Kredi kartınızı seçerken bu ücretlere dikkat etmek size uzun vadede tasarruf sağlayabilir. Kredi notu ve ödeme düzeni. Türkiye'de kredi kartı kullanıcıları ödeme düzenlerine bağlı olarak kredi notu kazanır veya kaybeder. Kredi notu, gelecekte alacağınız kredilerin faiz oranlarını ve bankaların size sunduğu kredi limitlerini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Ödeme düzeni ve kredi limitinizi aşmadan kullanmanız kredi notunuzu pozitif yönde etkiler. Kredi kartı ödemelerinizin zamanında yapılması yalnızca kredi notunuzu olumlu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda gecikme ücretlerinden kaçınmanızı sağlar. Gecikme ücretleri ve faizler bir borcun kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olabilir. Bu yüzden Türkiye'deki kredi kartı kullanıcılarına sıkça önerilen yöntem otomatik ödeme talimatı vermek ya da düzenli olarak hatırlatıcılar kurmaktır. Böylece ödeme tarihlerini kaçırmaz ve ekstra ücret ödemekten kurtulmuş olursunuz. Borç birleştirme ve kredi kartı yönetimi. Birden fazla kredi kartı kullanıyorsanız, Türkiye'de sıkça önerilen bir başka yöntem ise borç birleştirmedir. Bu yöntem, yüksek faizli birden fazla kredi kartı borcunu daha düşük faizli tek bir krediye dönüştürme imkanı sunar. Böylece borçlarınızı daha kolay yönetebilir ve toplamda ödeyeceğiniz faiz miktarını azaltabilirsiniz. Ancak borç birleştirme yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yeni borcunuzu da disiplinli bir şekilde ödemenizdir. Türkiye'deki birçok banka kredi kartı borcunu yönetmekte zorlanan kullanıcılar için çeşitli çözümler sunmaktadır. Bu çözümler arasında taksitlendirme seçenekleri, düşük faiz oranlı borç kapatma kredileri ve yapılandırma anlaşmaları bulunmaktadır. Ancak bu tür işlemleri gerçekleştirmeden önce kartınızın sözleşmesini dikkatlice okumanız ve faiz oranlarını iyice anlamanız gerekir. Kredi kartı kullanımındaki yanılgılar Kredi kartlarının en büyük yanılgılarından biri kolay para olarak görülmesidir. Oysaki kredi kartıyla yapılan her harcama aslında bir borçlanma anlamına gelir. Türkiye'de birçok insan kredi kartı limitlerini gelirleriymiş gibi kullanarak ay sonunda ödeme güçlüğü çekmektedir. Bu yanılgıya düşmemek için kredi kartınızı gelecekteki gelirlerinizin bir kısmını önden harcıyormuş gibi düşünmelisiniz. Eğer şu an için bütçenizde yer açamayacağınız bir harcamayı kartınızla yapıyorsanız ileride bu borcu kapatmakta zorlanabilirsiniz. Devam eden bölümlerde kredi kartı limitlerini nasıl akıllıca kullanabileceğinizi ve ödüllerden nasıl maksimum düzeyde faydalanabileceğinizi keşfedeceğiz. Bölüm 3. Kredi kartı limitlerini akıllıca kullanmak ve ödüllerden yararlanmak. Kredi kartları sadece günlük harcamalarınızı karşılamak için değil, aynı zamanda çeşitli avantajlar sunan bir finansal araç olarak da değerlendirilebilir. Kredi kartı ödülleri doğru kullanıldığında ciddi tasarruf ve fayda sağlayabilir. Bu bölümde kredi kartı limitlerini nasıl yönetmeniz gerektiğini ve ödüllerden nasıl maksimum düzeyde yararlanabileceğinizi anlatacağız. Kredi kartı limitinizi kontrol altında tutun. Kredi kartı limitinizi yönetmek, finansal sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Türkiye'de kredi kartı kullanırken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, kullanıcıların kredi limitlerini hızla doldurmasıdır. Ancak kredi kartınızı maksimum limitine kadar kullanmak, kredi notunuzu olumsuz etkileyebilir. Bunun nedeni, kredi kartı kullanım oranınızın, kredi limiti ile mevcut borcunuzun oranı, kredi notu hesaplamasında önemli bir faktör olmasıdır. Finansal uzmanlar kredi kullanım oranınızı %30'un altında tutmanızı tavsiye eder. Örneğin kredi kartınızın limiti 10.000 TL ise borcunuzun 3.000 TL'yi geçmemesi gerekir. Bu oranı düşük tutmak bankalar ve finansal kurumlar nezdinde daha güvenilir bir müşteri profili oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca kredi limitinizi sürekli olarak doldurmak faiz ödeme riskinizi de artırır. Çünkü yüksek borçlar genellikle daha düşük ödemelerle karşılanır ve bu da faizlerin devreye girmesine neden olur. Ödül programlarını akıllıca kullanın. Kredi kartları sadece harcama aracı olarak değil, aynı zamanda çeşitli ödül ve avantajlar sunan programlarla da kullanıcılarına fayda sağlar. Türkiye'de birçok banka kredi kartı kullanıcılarına alışverişlerinde puan kazanma, nakit geri ödeme veya seyahat avantajları sunar. Ancak bu ödülleri en verimli şekilde kullanabilmek için harcama alışkanlıklarınıza uygun bir kredi kartı seçmeniz gerekir. Örneğin sık seyahat eden biriyseniz, havayolu şirketlerinin kredi kartları size ücretsiz mil kazandırabilir. Bu milleri uçuşlarda, otel rezervasyonlarında veya diğer seyahat harcamalarında kullanabilirsiniz. Ya da alışveriş yapmayı seven biriyseniz, Türkiye'de birçok kredi kartı markası market alışverişleri, giyim ve elektronik alışverişlerinde ekstra puanlar sunar. Bu puanlar birikerek ileride ücretsiz ürün veya hizmet almanızı sağlayabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, sadece ödül kazanmak için gereksiz harcama yapmamaktır. Ödüller cazip görünse de kredi kartı borcunuzu artıracak harcamalar yapmak uzun vadede sizi zarara uğratabilir. Kredi kartınızı normalde yapacağınız harcamalar için kullanarak ödüllerden faydalanmanız en mantıklı yaklaşımdır. Yıllık aidatlı kartlar mı, aidatsız kartlar mı? Türkiye'de kredi kartları genellikle iki ana kategoriye ayrılır. Yıllık aidatlı kartlar ve aidatsız kartlar. Yıllık aidatlı kartlar genellikle daha fazla ödül ve avantaj sunarken, aidatsız kartlar daha sade hizmetler sunar ve yıllık ücret ödeme zorunluluğunuz yoktur. Hangi kartın sizin için uygun olduğunu seçerken, ödediğiniz aidatın sunduğu avantajlara değip değmediğini düşünmelisiniz. Eğer çok sık seyahat eden biriyseniz ve kartınız size ücretsiz lounge erişimi Ekstra mil ve otel avantajları sunuyorsa yıllık aidat ödemek mantıklı olabilir. Ancak kredi kartını sadece günlük alışverişlerinizde kullanıyorsanız ve bu tür avantajlara ihtiyacınız yoksa aidatsız bir kart tercih etmek daha ekonomik olabilir. Türkiye'de bazı bankalar belirli harcama limitlerini aşan kullanıcılara aidat iadesi de sunmaktadır. Bu da göz önünde bulundurmanız gereken bir avantajdır. Harcamalarınızı takip edin ve bütçenizi yönetmeye yardımcı olan araçlar kullanın. Kredi kartı kullanırken en sık yapılan hatalardan biri yapılan harcamaların kontrolsüz bir şekilde artmasıdır. Türkiye'de birçok banka kullanıcılarına aylık harcama bildirimleri gönderir ve harcamalarını online olarak takip etmelerine olanak sağlar. Bu araçları kullanarak her ay ne kadar harcama yaptığınızı kolayca kontrol edebilir ve aşırı harcamaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca bazı kredi kartları size belirli harcama kategorileri oluşturmanıza ve bu kategorilere göre harcamalarınızı sınırlamanıza izin verir. Örneğin aylık market harcamalarınızı belirli bir limitte tutmak istiyorsanız kartınıza bu limitleri tanımlayabilirsiniz. Bu, kredi kartınızı kontrollü bir şekilde kullanmanıza ve beklenmedik borçlarla karşılaşmamanıza yardımcı olur. Devam eden son bölümde kredi kartıyla finansal sağlığınızı nasıl sürdürebileceğinizi ve bu araçları uzun vadede nasıl avantajınıza kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bölüm 4: Kredi kartlarını uzun vadede avantajınıza kullanmak ve finansal sağlığınızı koruma. Kredi kartları, doğru kullanıldığında finansal başarıya giden yolda güçlü bir araç olabilir. Ancak bu yolculuk dikkatli ve disiplinli bir yönetim gerektirir. Bu bölümde kredi kartlarını uzun vadede nasıl avantajınıza kullanabileceğinizi ve finansal sağlığınızı nasıl sürdürebileceğinizi anlatacağız. Unutmayın, doğru stratejilerle kredi kartları sadece harcama değil, aynı zamanda birikim ve yatırım aracına da dönüşebilir. Kredi kartı borcunun üstesinden gelmek. Kredi kartı borçları, özellikle faizler devreye girdiğinde bir çığ gibi büyüyebilir. Türkiye'de kredi kartı borçlarının birikmesi genellikle minimum ödeme yapma alışkanlığından kaynaklanır. Sadece minimum ödeme yapmak borcunuzu ertelemenize ve üzerinde faiz birikmesine neden olur. Bu da uzun vadede daha fazla borç ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu duruma düşmemek için her ay borcunuzun tamamını ödemeye çalışmalısınız. Eğer bu mümkün değilse, en azından minimum ödemenin üzerinde ödeme yaparak borcunuzu azaltabilirsiniz. Ayrıca birden fazla kredi kartınız varsa ve borçlarınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, Türkiye'de birçok banka borç birleştirme hizmeti sunmaktadır. Bu sayede birden fazla borcu tek bir kredi altında toplayarak daha düşük faiz oranlarıyla ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartı ile birikim yapmak Kredi kartları sadece harcama aracı olarak değil, aynı zamanda birikim yapmanıza yardımcı olabilecek ödül ve nakit geri ödeme programları sunar. Türkiye'de birçok banka, kredi kartı kullanıcılarını alışverişlerinde puan kazandırır ve bu puanları çeşitli şekillerde kullanmanıza olanak tanır. Bu puanları biriktirerek ücretsiz uçak bileti, otel rezervasyonu veya indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca nakit geri ödeme, cashback sunan kartlarda ciddi bir avantaj sağlar. Her harcamanızda bir miktar nakit geri ödeme kazanarak aylık harcamalarınızı azaltabilir ve birikim yapabilirsiniz. Ancak bu tür avantajlardan faydalanırken yine de gereksiz harcama yapmamaya özen göstermelisiniz. Örneğin, sadece ödül puanı kazanmak için lüks alışverişler yapmanız kısa vadede avantajlı gibi görünse de uzun vadede bütçenizi zorlayabilir. Kredi kartı kapanışlarına dikkat edin. Birçok insan kullanılmayan kredi kartlarını kapatmanın kredi notunu artıracağını düşünür. Ancak gerçekte bu kredi notunu olumsuz etkileyebilir. Bunun nedeni kredi kartı kullanım oranınızın kredi limitine kıyasla borcunuzun oranı kredi notunuzda önemli bir rol oynamasıdır. Kullanılmayan bir kredi kartını kapatmak toplam kredi limitinizi düşüreceği için kredi kullanım oranınızı yükseltebilir ve bu da kredi notunuzun düşmesine neden olabilir. Türkiye'de kredi notu finansal kurumlar tarafından dikkatle takip edilir ve gelecekte alacağınız kredilerde veya diğer finansal hizmetlerde önemli bir faktör olarak karşınıza çıkar. Bu yüzden kullanılmayan kartlarınızı kapatmak yerine düşük limitlerde harcama yaparak kredi notunuzu yüksek tutabilirsiniz. Özellikle yıllık aidat almayan kartlar sadece kredi notunuzu artırmak için kullanılabilecek uygun bir strateji olabilir. Kredi kartı güvenliği ve dolandırıcılıktan korunma Kredi kartları ile ilgili en büyük endişelerden biri kartın çalınması veya dolandırıcılık olaylarıdır. Türkiye'de bankalar kredi kartı dolandırıcılığına karşı çeşitli önlemler sunsa da kullanıcıların da dikkatli olması gerekmektedir. Kredi kartı bilgilerinizi online alışverişlerde kullanırken güvenilir sitelerden alışveriş yaptığınızdan emin olun. Ayrıca banka tarafından sunulan bildirim hizmetlerini kullanarak her harcamada size anında bilgi gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir dolandırıcılık durumuyla karşılaştığınızda hemen bankanızla iletişime geçmeli ve kartınızı kullanıma kapatmalısınız. Türkiye'de birçok banka yetkisiz işlemler için müşterilerine sıfır sorumluluk politikası sunmaktadır. Bu sayede yetkisiz harcamalar nedeniyle mağdur olmanız engellenir. Kartınız çalındığında veya kaybolduğunda bankanızla hemen iletişim kurarak yeni bir kart talep edebilir ve güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Sonuç: Akıllı kredi kartı kullanımıyla finansal özgürlük. Kredi kartları doğru kullanıldığında finansal özgürlüğe giden güçlü bir araç olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak, borçlanmadan avantajlardan faydalanmak ve finansal sağlığınızı korumak için disiplinli olmak en önemli faktörlerdir. Türkiye'de kredi kartı kullanımına dair yaygın yanlış algılardan kurtularak kredi kartınızı sadece bir harcama aracı değil, aynı zamanda bir birikim ve yatırım aracı olarak kullanabilirsiniz. Kredi kartınızı doğru yönetirseniz, sadece bugün değil, gelecekte de finansal özgürlüğünüzü inşa edebilirsiniz. Borç tuzağına düşmeden, ödüller ve avantajlardan yararlanarak harcamalarınızı bilinçli bir şekilde yönetin. Unutmayın, kredi kartları sizin kontrolünüzde olmalı, siz onların değil. Şimdi bu bilgileri kullanarak daha güvenli, daha kazançlı ve daha bilinçli bir kredi kartı kullanıcısı olabilirsiniz. Finansal hedeflerinize bir adım daha yaklaşın ve kontrol sizde olsun.